rüyamda evin yandığını gördüm, kendi evimin. İki defa. Birinde çocuğum vardı içinde, uyandım onda. Yeni doğan bir çocuğum var, o içinde kalmıştı, o korkarak uyandı. Ay Allah göstermesin. Şöyle söylüyorum, yanmak, yani evinizde yanan bir şeyin yeni bir oluşumudur, yeni bir heyecandır. Yani bir iş beklentiniz ya da oluşturmaya çalıştığınız bir iş var mı İdris Bey? İş beklentim var. Bu işle ilgili güzel bir haber, çünkü yanıyor ya ateş, ya ateş güçtür, oluşumdur. Bir işle ilgili aksi giden nokta, paraysa para, düzense düzen, iyileşme evresidir ama biraz daha zamanı var. İki kez görüyorsunuz evinizin yandığını ama. Büyük bir ihtimal bu rüyaları ne zaman gördünüz beyefendi? Bir hafta kadar oldu işte. Tamam. İki kez yandığını görüyor. İki ay içerisinde işle ilgili ne beklentiniz varsa aydınlığa kavuşacak. Çocuğunuzun da yalnız belki kulak burun ileride böyle sıkıntıları, alerjik sıkıntıları olabilir. Dikkat edin. Ama riskli bir rüya, hani problemli bir rüya değil. Aslında güzel bir rüya. Ateş güçtür. Yani sizi olabildiğince kadar huzurlu bir, hızlı bir oluşum olacak. Hem para hayatınız hem aile düzeniniz rahata erecek gözüküyor. Biraz karmaşıklıklar var bir yıldır. Bu karmaşıklıklar bitmiş olacak beyefendi. İnşallah. Yani çünkü maddi olarak da bazı sorunlar var ama iki ay içerisinde çözülmemesi gereken iş noktamız rahata, ama yıl sonu itibariyle alev, çünkü güç, saltanat, yani sizin artık hüküm evreniz, hükümdarlık döneminiz başlayacak. Kendi yönünüzde güçlenme ve büyük bir rahatlık olacak, endişe etmeyin lütfen. Hay ağzınıza sağlık. Sizin de kalbinize sağlık, Allah'a emanet olun sevgili.